Arkadaşlar merhabalar. Size bir bölme bölünebilme sorusu göstereceğim. AB 87 sayısı AB'ye bölündüğünde XY 3 bölümünü ve 15 kalanını vermiş. Şimdi AB 87 sayısı gördüğünüz gibi burada ABE'ye AB'ye bölündüğünde XY 3 bölümünü veriyorsa aslında bu AB 00 artı 87 demektir. Neden öyle söylüyorum? Şunun gibi düşünün. 2187 sayısı olsa ben bunu 2100 artı 87 diye yazabilirim değil mi? Ve bunu ben 21'e bölsem burası zaten 21'e tam bölünür. Bölüm oradan 100 gelir. 87'yi de 21'e böldüğümde işte şuraya ekleyeceğim sayıyı bulurum. Örnek 21 çarpı 4, 84 olduğu için burası artık 104 olur. Buradan da çıkarırım kalan gelir. İşte aynı burada yaptığım gibi AB 0087'yi de AB'ye böldüğümde Burası zaten AB 00'ı tam böldüğü için 100 bölümü gelecek. 87'yi de AB'ye böldüğümüzde demek ki şuradaki 3'ten dolayı bölüm 3'müş arkadaşlar. Kalanımız da buradan bir kalan gelmedi. 87'den gelecek. Kalan da 15'miş. Bu ne demek? 87 AB'ye bölündüğünde bölüm 3, kalan 15 demek. Tabii ki 72 A, B ye tam bölünüyormuş ve 3 veriyormuş demektir bu. Ya da hani uzunca yaparsanız 87 eşittir 3AB artı 15. Buradan da zaten 3AB eşittir 87'den 15 çıktı 72. AB de arkadaşlar gördüğünüz gibi 24 oldu. AB'yi 24 bulduk bu yüzden A ve B 2 4 oldu. X'i arkadaşlar 1 bulduk. Y'yi de 0 bulduk. Bunların toplamından xy'yi çıkarınca 5 gelmiş oldu. Sıkıntılı bir soru değil. E, yapacağınızı düşünüyorum ama bazen böyle gıcık geldiğinde eğer şu basamaklar birbiriyle direkt aynıysa haliyle bölüp böyle sonuçlar elde edebilirsiniz. Biraz bölen kalan yorumlarını yapmak gerekiyor bu soruyu. Böyle yapmayıp ya ne gerek var canım? Böyle de yapılır belki diyebilir bazı arkadaşlar. Ama ben hep böyle bir şeyi bildiğim için ilerisini düşündüğüm için, bu yorumların size gerçekten bir şeyler kazandıracağına inandığım için ve diğer taraftan da farklı bir bakış açısıyla görün ki akıl akıldan üstündür, birleşince akıllarımız ortaya güzel bir sonuç çıkar. Bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa amacımız sizin düşündüklerinizle size başarıyı getirmek değil arkadaşlar. Yapmamız gereken gerçekten sizin düşündüklerinizin üzerine bizim de düşündüklerimizi ve size öğretmeye çalıştıklarımızı harmanlayarak ortaya güzel bir akıl birlikteliği oluşturup sınavda da başarılı olmak. Devamında inşallah arkadaşlar yine güzel sorular çözmeye çalışacağım. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.